Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar. Evet dostlar bugün kaldığımız yerde modsuz serimizle devam ediyoruz. Dostlar biliyorsunuz kocaman bir köy yapmıştık buraya. Bir sürü ev yapmıştık. Köye bir saat kulesi sizin isteğinizle bir saat kulesi yapmıştık. Bir tane evim yarım yamalak kaldı. Etrafı birazcık aydınlatma şansım oldu arkadaşlar. Bir tane orta merkeze güzel bir işkiye yapmıştım biliyorsunuz medeniyetin sembolü demiştik fışkiye için. Dostlar şuradan da göreceğiniz üzere bir de elimdeki raylardan da anlayacağınız üzere ben köylüleri getirdim. Yalnız köylüleri nereden getirdim? Şimdi şöyle köylülere bir bakalım arkadaşlar. Şöyle köylülerimizi burada ben çoğaltıyorum. Bakın bir sürü köylümüz olmuş. Aşağıda küçük köylüler de var. Burada iki tane de büyük köylü var. Bunlara meslek verdim. Alışveriş yaptım. Mesleklerini kitledikten sonra bu şekilde üretime geçmelerini sağladım. Öncelikle bir yatalım, uyuyalım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet dostlar yatıp uyuduk, uyandık, kendimize geldik. Şimdi dostlar böyle getirdiğim köyü de bir göstereyim. Köyüm birazcık yanmış. Muhtemelen daha önce ben oradan geçmişim ya da oraya uğramış mıyım bilmiyorum. Ama ilk önce köye bir gideceğiz. Bakacağız hemen şu dağın ardından zaten çok uzak değil. O yüzden zaman almayacağı için hemen size köyü bir göstermek istedim. Bir tane portal kurdum. Portaldan hemen bir dakikada geçir verdim bu tarafa. Zaten çok fazla köylü kalmamış zannedersem. Köy şuraymış. Burada birazcık yangın çıkmış galiba. Burada çünkü lav akıntısı vardı. İki köylünün ikisini de şuraya yakın bir yerde buldum. Hemen burada bir tane de golem vardı. Golemi göremedim. Ha, golem de burada geziyor. Buradan hemen e, sandalla merkeze şu şekilde. Merçeğe geçelim. Nether'a geçelim. Nether'dan da Allah. Anam sürpriz. gelmesi lazım. Yoksa vuramayız. Bunun içine müdahale edemiyoruz ya. Buradan çıkmışlar arkadaşlar. Benim direkt otomatikman evimin portalından çıkmışlar. Ben de bu şekilde rahat rahat buraya alabildim. Şuraya bir çukur kazdım. Buradan da buraya getirdim dostlar. Şimdi buradan çok tatlı bir şekilde ray yolu yaptım. Abi 3-4 tane olmuş. Gayet güzel. Şimdi bizim ne lazım? Abi önce bunları aktiflemek için hepsinin yanına Birer tane Kızıltaş meşalesi koyabiliriz. Evet dostlar. Raylarımızda döşediğimize göre bu şekilde e, son olarak bir vagon yapmamız kaldı. Şimdi köylüyü vagona bindirmek birazcık zor biliyorsunuz. Onun için böyle bir yerden sıkıştırmak gerekiyor. İlk önce şöyle e, vagonumu yapmak için biraz bana malzeme lazım. Bir tane şey alayım. Bir vagon yapalım. Hatta bu vagondan bir tane daha yapalım. Tamam okey. Köylüyü bindiremezsek muhtemelen sıkıştırmamız gerekecek arkadaşlar. Sıkıştırıp vagonu köylüye doğru iteklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. O şekilde ilerliyor olabilir. Çünkü hatırlarsanız Cadimcraft'ta da aynı şekilde olmuştu. Ben böyle itekleyerek anca bindirebilmiştim. Normalde binmiyorlardı. Abi. Bir kere şunu alacağız buradan. Şöyle yapalım. Buradan ona doğru sıkıştırırız. Şöyle yapalım. İteklediğimiz zaman belki bindirebilme şansımız olabilir diye düşünüyorum. Allah'a bindi. Tamam bu çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Tamam bindirebildim. Lan nerede kürek? şunlarını da kapatayım. Lan niye indin? Ya abicim niye iniyorsun ya? Ya lanet olsun sebebi neydi ki? Abi bunu sen istedin. Bana yanlış yapmayacaktın abi. Herkese yanlış yapacaktın ama bana yanlış yapmayacak. Herkese yanlış yapacaktın. Kime yanlış yapmayacaktın? Bana yanlış yapmayacaktın. Haksız mıyım arkadaşlar? Şu üst taraftan girip bindirmeye çalışacağım şimdi vatandaşları. Hadi lan. Çık şuradan bin hadi. Evet dostlar neden olduğunu bilmiyorum ama vagonlara binmiyorlar bindikleri zaman tekrar inebiliyorlar nasıl beceriyorlar anlamadım diğerlerine diğerini arıyorum şimdi bir tane daha vardı o da kaçtı neredesin lan bakalım buradan çıkacak mı geliyor mu geliyor mu Len nasıl bindirdim ama seni abi şunun olduğu yerden götüreceğim o zaman yapacak bir şey yok rayların üstüne çıkabiliyor madem. Biz de rayların olduğu yerden götüreceğiz. Abi şuna bir bakar mısın? Komedi filmi gibi ya. Ray çekmişim üstünden. E, kayıkla köylü götürmeye çalışıyorum. Hani dedim ki şu köylüleri götüreceğim. Videoda da bir göstermiş olayım hani. Arkadaşlar da görsünler bizim bunları nasıl götürdüğümüzü bu Allah'ın belalarını. Maalesef bilmiyorlar. Zaten şu aktifleyici değildi. Güçlendirilmiş ray olması gerekiyordu. Orada unuttum ben onu. Elimde vardı. Orada direkt koyu verdim. Önemli değil neyse. Artık köylünün bir tanesini bu şekilde oraya götüreceğim. Köylü de balıkçı olmuş yalnız ha. Buradan geçerken balıkçı oluverdi. verdi. Dur bakalım inşallah aşağı düşürmeden köylüyü bir yerine bir götürmeye başarırız bakalım. Abi bir tanesini de hemen kulübenin yanında yakaladım. Umarım onu da sıkıntı yapmadan götürebiliriz köyüne. <laughs> Abi dur. Böyle aşağıya düşürmeden. Hop. Hop. <laughs> Aynen şöyle burayı düşürmeden bir yerine bunu koyabilirsek çok iyi olacak yalnız bu balıkçı olmuş nasıl yapacağız bunu ya Abi dur şunu şöyle tane tane kırıvereyim ben buradan tekrardan şöyle şuradan sokacağız Yapacak bir şey yok tamam bunu şimdilik buraya alışana kadar bu burada kalacak tamam mı Abi şunu da yerine koyduğumuz zaman da bir tane kapı gerekiyor buraya. Buraya buranın kapısı da var zaten. Hemen kapıyı da şöyle kapatalım. Abi buradan başka köyü de getirebiliriz. Fakat buradan tekrar devamında buraya koyabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Bir tane daha deneriz. Olmazsa onu da deneriz. Abi dur bakayım. Bana yarım blok lazım. Yarım. Yani yarım blok alırsak şöyle. Tam şurasına bir yarım blok koymam gerekecek arkadaşlar. Çünkü buradan köylü geçmemesi lazım. Ben şöyle tamam okey. Tamam bu saftirik burada durabilir. Şimdilik dursun bunun yatağı falan da var. Okey. Şimdi bir tane de diğerini getirmeye çalışacağım. Bakalım onu nasıl getireceğiz. O çok gıcık bir yerde kaldı ya. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Olmazsa onu şöyle aşağıdan falan bir yerden getirebiliriz. Evin önünde yani onu nasıl yaparım ki? Dur bakalım. Şöyle koyunların yanında olması lazımdı o. Koyunların yanındaydı ama. Heh tamam. Abi dur bakalım şimdi bunu nasıl götürebiliriz? Dediğim gibi şunlara gelirse tak diye kalıyor orada. Yürümüyor oradan. Eyvah eyvah. Buraya düşersek problem. Aynen. Tam da problem düşün bir problem oldu. Ne yapalım oraya gidene kadar o zaman böyle yolları kazıyacağız. Buradan daha fazla yukarıya bunu götüremem. Şöyle şunları kazıya kazıya gidersek şu aradan istediğimiz yere ulaşırız diye düşünüyorum. Oraya yakın bir yerde de buna bir uygun bir meslek vermemiz lazım acil. Abi dur bakalım. Eve gittim piston piston bile yaptım geldim. Abi kendiliğinden insafa mı geldi ne yaptı? Ee, bir anda ben düşündüm belki yataklara doğru gider diye. Abi kendi kendine buralara kadar geldi var ya 10 numara 5 yıldız oldu bu ya. Şuradan da bir de eve sokabilirsek bunu. Yani değmeyin keyfime. Şuradan bir eve sokabilsem ah şunu. Ah ah bir eve girebilse şu. Abi bunu ne yapacağız? Bunu ben hiç riske atmayacağım. Otomatikman direkt buradan sokacağım abi ben bunu eve. Böyle şunun üstüne çıkarırsak. Müthiş. Abi hemen şu malzemelerini tekrar. Aynı şekilde nereden ne aldıysam hepsini tek tek geri yerine koyuyorum. Bir tane de buraya şu şekilde. Bunlar dışarıya çıkamasın diye malzeme koyacağım bu şekilde. Yarım blok koydum. Şimdi bunlara normalde benim bir tane şey atmam gerekiyor abi. Tamam bunu buradan aldık. Bunu ben dönüştüreceğim ya. Bunu ben dönüştüreceğim bu balıkçı malıkçı olmasın bu. Benim bir tane kitaplık yapmam gerekiyor. Ben buna bir tane kitaplık bulayım geleyim hemen. Evet dostlar birazcık deniz oradan deri aldım. Birazcık kütüklerini aldım. Ee, helal etsinler. Onlardan bir kitaplık kitaplıktan da kürsü yaptım. Biliyorsunuz eğer büyük kitap almak istiyorsanız nun e, kütüphaneci olması gerekiyor. Bunları da şöyle takayım tekrardan yerine. Kütüphaneci olması gerekiyor. Kütüphane için de kürsü lazım. Bunun kürsüsünü şuraya koyarsak girdap dalgası veriyormuş. Onu şöyle istediğim bir şey buluncaya kadar bir kırayım koyayım arkadaşlar ben. Evet dostlar maalesef bu e, tıkandı. Hemen diğer köylümüze doğru yola çıkıyoruz. Bir de onu şöyle güzel bir şey yaparsak Süphaneci yaparsak 10 numara 5 yıldız olacaktır diye düşünüyorum. Bütün köylere yani bütün evlere köyün içindeki bütün evlere e, köylü getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım o kadar üretim yapabiliriz. Uhu, çok iyi oldu be. Verimlilik 4 buldum arkadaşlar. Şu an verimlilik 4 buldum. Abi bunun mesleği kaybolmadan benim buradan hemen alışveriş yapmam gerekiyor. Ben hemen gideyim şuradan bir bununla alışveriş yapacak bir şey getireyim. Verimlilik 4 biliyorsunuz kolay bulunan bir şey değil. 2 tane verimlilik 4'ü birleştirirsek bir tane verimlilik 5 elde edebiliyorsunuz. Oh be. Abi kaç oldu uğraşmam yemin ederim var ya. Of. Şu an yalan olmasın video 55 dakika olmuş. 55 dakikalık bir videonun siz ne kadar izliyorsunuz şu an bilmiyorum ama. Hemen alışveriş yapmam gerekiyor ki benim mesleği silinmesin. Mesleği ara ara değiştiriyor bunları biliyorsunuz. Oh, tamam. Tamam artık bunun mesleği değişmez. Arkadaşlar diyeceksiniz ki abi neden zombiyi ısıttırmadın? Zombiden geri çevirttirip daha ucuza yaptırmadın diyecek olursanız dostlar. Hiç önemli değil. Zaten merkezde dayılma denizin köylüleri var. Orada istediğimiz kadar zümrüt elde edebiliyoruz. Çok önemli değil arkadaşlar. Orada zümrütü getirip kasıp buradan şey yapabiliriz. Ben sadece bunları sembolik olarak yapıyorum. Uğraşmak için değil yani. Hemen bir de diğerine gidip bakacağım. Diğeri ne yapıyor bakalım. Daha sonraları köyün etrafını çevirdikten sonra bunlar buraya alıştıktan sonra ve de köyün güvenini sağladıktan sonra bunları bırakacağım. Kafalarına göre takılacaklar bunlar buralarda. Şimdi bir de ben bununla uğraşayım bakayım. Bununla güzel bir şey çıkarabilirsem çıkarayım dostlar. Evet dostlar bunda da koruma 4 bulabildim. Gayet güzel oldu. Tamam. Koruma 4 bulabildik. Bundan da birazcık alışveriş yaparsak çok iyi olur. Alışveriş yapmak için bize birazcık zümrüt lazım. Ben hemen gideyim bir zümrüt alayım geleyim. Bundan da alışverişimizi yapalım. Ondan sonra istiyorsanız yavaş yavaş bu uzun olan videomuzun sonuna gelelim. Artık yoruldum yani bunlarla uğraşmaktan. yanıma alayım. Hemen gidelim. Onlarla da alışveriş yapıp mesleklerini kilitleyelim. Bir daha şey yapamasınlar. Daha sonra bu raylara filan ben buradan kaldırırım. Merak etmeyin. Abi. Tamam. Okey. Bunun da mesleğini kilitlemiş oldu. Koruma 4 veriyor bu da. Köye bir sürü böyle yapacağım. Çiftçileri de getireceğim. E, efendime söyleyeyim. Alet ustaları da getireceğim. Bunların hepsine bakacağız. Hepsini yayacağız. Dediğim gibi sembolik olarak zaten kesinlikle ihtiyacımızı karşılayacak her şey e, merkezdeki köylülerimiz satılıyor. Dayım yapmış sağ olsun. O yüzden bunları sadece sembolik. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı Ayrıca Twitch kanalımıza gelip takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.